Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. Şimdi bu bölüm eşimizin yanına bir gideceğiz artık. Amcamızı da bir görmüş oluruz. Bir mektup gelmiş kraldan. Bernard, Seresler'le aramızdaki sorunları şimdilik çözdük. Artık rahat olabilirsin. Şimdilik paralı askerlerden de haber yok. Dağılmış olabilirler. Artık sana verdiğim desteği çekmeliyim. Hazinemiz boşalmaya başladı. Son olarak Lord Cedric idam edildi. Tamam, Lord Cedric de öldü. Şu an rahatız abi. Bir sıkıntımız yok gibi. Griff, kale sana emanet aslanım. Şimdi şöyle yapalım. Eşimizin yanına gideceğiz de gitmeden önce şuradan ben bir şey bakayım ne kadar paramız var. Şimdi malum kral desteğini geri çekti. Bir evle iki tarla daha yaptıralım. Ya da biraz daha fazla bir şey yaptırabiliriz. Şimdi paramız var. Hocam şimdi ev 150, tarla 50 miydi? Yanlış değilsem. Ev 150, tarla 50. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Şuradan ben şöyle sırayla şunları bir alayım. Şimdi bak şöyle 50-50 bir ayıralım. Kaç tane 50 çıkacak buradan? Şimdi full kâra odaklanıyoruz. Sonra ben bu şeyi evler falan yapıldıktan sonra, tarlalar tekrar yapıldıktan sonra tekrar hesaplayacağım kârı. Düzgünce. Ondan sonra şey yapacağız. Şunu şöyle ayıralım. Şimdi iki tane ev, dört tane tarla yaptırabilirsem çok iyi olur zaten. O kadar paramız var mı? Dur bakayım şimdi bir. Bunları komple bir ayıralım da. Şunu da hemen şöyle yaptık mı? Şimdi 50, 100, 150. Bak şimdi şurası bir ev daha çıkarır. Bir eve iki tarla daha yaptık. Tamam. 50, 100, 150. Bir ev de buradan geldi. İki tarla da buradan. Geriye kalıyor 58 sikke. Tamam, bu paraların hepsini şeye vereceğiz. İki tane ev, dört tane daha tarla yapılacak. Bu ne demek? Toplam 6 tane tarla yapılacak demek. Sadece 3 çuval buğday satın alacağız. Ona para ödeyeceğiz. 6 tarladan 6 çuval buğday çıkacak. Biz haftalık 9 çuval buğday harcayacağız. 15 fıçı bira yaptığımız için. Şimdi şunları hemen ben şöyle bir envanterde birleştireyim. Ya da şöyle yapsam daha rahat olacak gibi. Onları da keselere bir dolduralım. Şöyle. Renfield aslanım. Paraları alıyorsun. Tamam mı? İki tane daha ev. Dört tane daha tarla yapılıyor. Ben gidiyorum. Parayı yanıma alsam mı? Bir şey alır mıyız oradan? Bir kargı falan alır mıyım? Yok ya, gerek yok. Çalmayacağım. Benim at nerede? Benim at bağlı mı? Evet. Aslanım gel bakayım. Bir gidelim şimdi. Yol tamamladım. Yolda bir görmüş olursunuz şimdi. Yolu komple bağladım. Hatta şöyle haritadan da gösterecek olursak. Yolumuz buradan böyle geliyor. Şeyin kalesinin önünden. Ereğin kalesinin önünden şehre kadar gidiyor. Güzel oldu gibi yol. Testimizi yapalım bir. Yol önemliydi bu arada. Yol önemliydi. Gidip gelirken rahat oluyor. Ormanın içinden koşturmamış olacağız hem. Şimdilik rahatız. Tamam, artık hanımla çocuğu da geri getirebiliriz kaleye. Şimdi tarla işlerini bilerek abanıyorum ki karımızı iyice arttıralım. Ondan sonra direkt kaleye geliştirmeye başlayacağım. İşte kuledir, surdur. Birkaç bir şey daha ekleyeceğim şimdi. Zaten önceden bir ufaktan söylemiştim. Böyle avcı kulübesi tarzında şeyler falan da ekleyip biraz daha böyle hani kârı arttıracak şeyler yapabiliriz. Bu ne lan? Salla gitsin ya. Şimdilik yola tabi tabela falan koymadım. Çok fazla öyle şey olmadığı için, yol dallanıp budaklanmadığı için tabelaya gerek yok. Zaten ana yol 5 blok. Diğer yan yolların blok şeyi daha az. İşte şu Eriğin Kalesi'ne mesela şey bağlanıyor. Nedir onun adı? 3 blokluk yol bağlanıyor. Yol biraz daha böyle uzamış gibi oluyor gidip gelirken ama daha düzgün oluyor en azından ya. Lan gözüme bir şey kaçtı. Kirpiğim mi gitti acaba?
Bu arada abone değilseniz abone olursanız ve like atarsanız sevinirim. O kadar yapıyorsun. Abone oluverin ya. La GTA'da geldik. Eriğin Kalesi'ne de bir isim verebiliriz. Varsa aklınızda böyle isim. Bannerlord'dan dızlayabiliriz belki. La GTA'yı da oradan dızladım zaten. Bak mis gibi hiç haritayı bile açmadan direkt geldik. Yolu takip edince. Atımızı ahıra koyalım. Selamünaleyküm. Buradan zıplatıp soksan. Üşendim şurayı açıp şey yapmaya. Beyler kolay gelsin. Bir girelim bakalım. Amca. Nasılsın, iyi misin? Bernard hoş geldin. Eşin ve oğlun yukarıda dinleniyorlar. Dinleniyorlar derken. Dün bir ziyafet verdik. Lexa biraz yoruldu. Gelenler sürekli sorular sordu. Burada fazla Fortis'li olmaz bilirsin. Ayrıca general kızını görmek için geleceğini bildirdi. Sen haydutlardan kurtuldun mu peki? Vallahi amca şimdilik kurtulduk gibi. Lord Cedric haydutların başındaymış. Oğlu öldükten sonra o geçmiş. Haydutları yöneten oymuş. Lord Cedric idam edildi. Haydutlar dağıldı. Paralı askerlere ne olduğunu tam bilmiyoruz ama onlar da dağıldı gibi şimdilik. Güzel, sen ve ailen istediğiniz kadar kalabilirsiniz. General geldiğinde burada olmayabilirim. Yeni bir anlaşma için gitmem gerek. Tamam amca, ben senin yerine bakarım. Sıkıntı yok. Ben buradayım. Biraz daha birkaç gün daha takılırım. Şimdi generali de en son kızını evlendirirken gördük lan bir tek. Hanım nerede benim? Şurada galiba. Aha. Oğlum. Canım nasılsın? Hanımın tipi biraz farklı olabilir. Gerçi birebir aynı yapmaya çalışıyorum. Saç rengi falan bir tık belki değişik olabilir. Malum en son şeyden sonra. Sohbet edelim. Hanım. Ne alaka ya? Gel bir de öpeyim madem. Oğlum. Ne yapıyorsun lan kerata? Şaka yapayım mı sana? Bir gıdıklayayım çocuğu ya. Gıdıklayamıyor muyum? Aslanım benim. Rexacım canım, baban geliyormuş ziyarete. Birkaç gün daha buradayız, sonra kalemize döneceğiz. Artık tehlikeli şeylerden kurtulduk. Haydutlardan kurtulduk sayılır. Kurtulduk gibi en azından şimdilik. Tekrar kalemize döneceğiz. Tamam mı canım? Şimdi. Yemeğimizi yedik. Oğlum hazır buraya gelmişken ben bir gideyim de şeye uğrayayım bari ya. Keşke bak yolda gelirken uğrasaydık. Aklıma gelmedi. Ereğin yanına uğrasaydık. Hani o çakal asker yolladıydı buraya? Ben asker görmüyorum burada şu an. Demişti ya eşini şeye yollamışsın, asker yollayacağım diye. Yollamamış. Geri falan mı çekti diyeceğim. Dur bir gidelim bakalım ya. Zaten çok uzak değil. Yolda gelirken uğrayacaktım da unuttum onu. Direkt yol üstündeydi zaten. Neyse gene çok uzak değil, hemen şurası. Hızlıca gideriz. Gidelim Ere'ye de bir selam verelim. Yani pek bir bilgi verecekti güya. Onun da çok bir faydası olmadı da. Serestler savaşa hazırlanıyor falan filan dedi. Bir uyardı bizi, o kadar. Şimdilik aramızdaki sıkıntı geçti. Belki Serestler başka birine saldıracaktır. Belli mi olur? Lan Lonca'ya dalmasın mı? Gerçi Lonca'ya niye dalsınlar ya? Lonca'ya dalarlarsa diğer bütün krallıkları karşısına almış olurlar. Beyler kolay gelsin. At şimdilik şuraya bağlayayım ben. Hemen çıkacağım. Buralar hala boş, farkındayım. Buralar ayar çekilecek. Erik. Nasılsın, iyi misin? Lordum, o lordum oldu şimdi. Lordum hoş geldiniz. Maalesef adamlarımı geri çekmek zorunda kaldım. Bazı haydut problemlerimiz var. Lan paralı askerler mi yoksa? Hayır, sıradan haydutlar. Tamam. Böyle bir uğrayayım dedim ya. Yine de yardımın için sağ ol Erik. Şimdi gitmem lazım. Hanım bekliyor. Kendinize iyi bakın, tamam mı? Hadi bakalım. Bir eksiğiniz olursa haberim olsun.
Akşam ne oluyor? Biz ufaktan uzayalım aga. Şimşek gel oğlum. Geri gidelim biz. Gidelim. Lan benim bir ara meşalem var diyecektim. Hala varmış, tamam. Şöyle bir gidelim. Oğlum güneş yuvarlakta aynı ya, kare lan. Güneş battı mı komple? Daha batıyor. Gerçi güneş gündüz yuvarlak güneş ya. Aynı ya kare. Gerçi bir saniye lan. Seçenekler, görüntü ayarları. Gerçi bu kalitede falan mı? Önceden şeyi kullanıyordum da bunun şeyi biraz garip ya. Neyse. Önceden Optifine kullanırken onda bayağı bir ayar seçeneği vardı. Şu an tabii Optifine kullanamıyorum. Sodyum kullanıyorum. Bunun sebebi de şu. Optifine kullanırken bu asker modunda hani tüccarlar bizim çankımızın dışına çıktığı zaman da hareket etmeleri gerekiyor ya. Optifine kullandığımızda hareket etmiyorlar. Çankın dışına çıkınca duruyorlar. O zaman da çalışmıyor oluyor doğal olarak. O yüzden sodyumu indirmiştim. Onları da çok kullanamadık. O da zaten biz seriye başladığımızda yanlış değilsem yeni güncellenmişti. Bazı sıkıntıları var hala da. Çözülür. Şu an çok bir aciliyeti yok onun. Daha sonra tüccarlık meselesi o ilk başlarda geçerliydi. Artık geçtik o vakitleri. Gene bu arada tabii ki seri ilerledikçe, daha fazla yapı geldikçe tüccar falan eklerim. Şu an çok ekleyecek bir şey de yok yani. Tüccar da yok. Yani nereye gidecek? Eriğin kalesi var. İşte Rıhtım var. Bizim kale var. Şey var. Şehir var. Seres kalesi de var da oraya gitmez öyle. Şey yapamayız onu. İleride böyle bir sürü yapılar eklendiğinde her yere böyle yollar özellikle dallanıp budaklanacak ya. Böyle o zaman her yere gelip giden şey eklerim. Tüccar eklerim. O zaman daha da gerçekçi olur. Yolda giderken yani arada bir tüccara denk geliriz. Yolda gezerken. Tabi bu karakter de olmaz gerçi. Sonra karakter. Canım ben yatıyorum. Geçen ay Creeper mı görmüş? Allah Allah. Lane? Oğlum çocuğa... Bisküvi ne alaka ya? Dur, kurabiye murabiye bir şey yok mu? Para da almadım ki yanıma, neyse. Aşağı inelim de. Amcamız burada hala, yakında gider. O kim lan? Sen kimsin? Oğlum senin burada ne işin var? Bu kim oğlum burada? Kendi başına geziyor etrafta. Odaları gez, kontrol ediyor herhalde bu aslan ya. Bir şey olmuş ona da, neyse. Neyse arkadaşlar. Bu bölümümüzün de burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.